Bir anda unuturum aldırmam. Boş yere kendimi kandırmam. Her güzele gönlümü kaptırmam. Selam. Bir sabah rutini videosu çekecektim. Matcha latte içecektik. Güne mükemmel başlayacaktık ama olmadı be. Sümük gibi uyandım arkadaşlar. Gerçekten şuradan şuraya yürümek istemiyorum. Spor giysilerimi giydim. Bir saattir böyle takılıyorum. Ama bu kamerayı açtım. Bu bir başarıdır. Koşu bandı şurada arkadaşlar. 5 adım atacağım. Düğmeye basacağım ve başlayacağım. Başlayamıyorum. Bu zaten herkese olan bir histir diye düşünüyorum. O mat o yatağın köşesinde dur. Bilirsiniz ki YouTube'a karın videosu yazdığınız an 10 dakikacık bir videodur çıkacak olan. Yapmanız gereken 15-20 saniyelik bir matı açma eforudur. Aslında her şey, tüm o karın çalışması 15 dakika içinde bitecektir. Bunu bilirsiniz ama yapamazsınız yani. Uyku perileri sizi geri çağırır. Tam da öyle bir gündeyim ama yapacağım. 2 hafta öncesi de bir video çekmiştim, hatırlıyor musunuz? Buzdolabındaki bütün abur cuburları temizlemiştik. Ya bu eve böyle abur cuburlar sokmayacağım. Spora başlayacağım. Artık bir kendime saygım olsun be dediğim bir noktadaydım. Sizle birbirimize söz vermiştik. Instagram'da spor stories attığım zaman takipçilerim muhtemelen ay ne güzel işte bu kızla ne kadar motive falan diyordur. Yani o sırada spor yaparken paylaşıyorum. Elbette motive gözükürüm. Çünkü zaten motive olabilmiş ve spora başlayabilmişim. Ama o iş her zaman öyle olmuyor. Mesela bu sabah hakikaten çok zor uyandım. Canım hiç istemiyor. Hiçbir şekilde kıçımı kaldırmak istemiyorum ama kaldırdığım zaman bütün günümü etkileyecek kadar iyi hissedeceğimi biliyorum. Valla spordan önce... Ay bu sellit kremini eski takipçilerim hatırlar. 2016'da ilk videomda önermiştim. Bu kız gerçekten kullandığı şeyleri yukarı kaydırıyor arkadaşlar. Beni başkalarıyla karıştırmayın. Daha story diye bir şey yoktu. Ben bu kremi kullanmaya başladığımda bak. Daha Instagram'da story yoktu. Daha Snapchat vardı. Ve o zaman da kullanıp öneriyordum. Geçen gün linkledim de oradan aklıma geldi. Kola bile süreceğim vallahi ya. Çok kötü kaşındıracak yalnız. Kaşındırıyor bayağı. Allah! Canıma susamışım. İlhassa şuralara bir dakika. Tight'ı çıkarıp sürmem lazım ama kapatıyorum kamerayı. Şurada da spor malzemeleri var bakın. Bu bir spor malzemesi değil belli ki. Ağırlık bantları. YouTube'dan falan spor yaparken mutlaka değil de bence bunlardan alıp bileğinize takın. Bacak hareketlerini falan daha çok etkisini görürsünüz. Lastik. Sadece kollar için kullanıyorum. Bu konuda bir videom vardı. Bunları ne yapıyorum biliyor musunuz? Neyse birazdan göstereceğim. Koşu bandımın önüne bu arada ayna çaktım arkadaşlar. Duvara doğru koşmak bir acayibime gitti. Aynaya doğru koştuğum zaman daha bir gaza geliyorum. Kendi gözlerime bakıp kendime söz verip kendimle bir iletişime geçiyorum sanki. Ruhen şu an çok isteksizim. Ama aynada o koşan kızı gördüğüm zaman sanki ruhum aynada gördüğü o aktif bedene ayak uydurmaya karar veriyor. Ne saçmaladım. Ama yok, anladınız bence değil mi? Anlatabildim mi bilmiyorum ya. Orada çok mistik bir olay yaşıyorum. Koşu bandı ile ilgili bilgi vereyim. İkinci el aldım. Bence koşu bandını zaten ikinci el alın arkadaşlar. Çünkü ikinci el ürünler dünyasında bulup bulabileceğiniz en temiz kullanılmış eşyalar genelde koşu bandları oluyor. Çünkü neden? Çünkü hiç kullanılmıyorlar. Koşu bandları 2000, 3000, 4000, 5000 lira böyle uzaya kadar çıkıyor. Bunun tahminimce piyasa değeri 4000 civarı olabilir. Ben 900'e kıstırdım. Spordan önce bir şey yiyor muyum? Genelde sadece kahve içiyorum. Bazen de böyle yarım muz falan yiyorum. Osuruk gibi ses çıkıyor şu an. Osuruk değil, pilates topu. Aslında bir spor hocası bana espresso falan iç demişti ya da işte Türk kahvesi. Tek bir shot gibi bir anda böyle metabolizmayı hızlandırsın. Evet, çok küçük bir shot içiyorum gerçekten. Ben filtre kahve içiyorum çünkü bu sabah içilen kahve beni hayata bağlıyor. Tamam yeter Gözde. Çok konuştun. Ben dış ses Gözde olarak bu videoyu devralıyorum arkadaşlar. Şimdi koşu bandına çıkışımı görüyoruz. İnterval antrenman yapıyorum. Bu ne oluyor?
Mesela 3 dakika yürümek, 3 dakika koşmak şeklinde. Ya da sadece yürüyorsanız 3 dakika 7'de yürümek, 3 dakika 6'da yürümek şeklinde vücudu böyle bir şaşırtıp, dumura uğratıp daha fazla yağ yakmasını sağlıyorsunuz. Ben de spor hocalarımdan öğrenmiştim. Şu an hangi şarkıyı dinliyorum acaba? Dur bakayım, bir kulak vereyim. Of, çok güzel şarkı. Telif yiyeceğim. Bu videodan hiç para kazanamayacağım ama bunu göze alıyorum ve şarkıyı veriyorum, gelsin. Allah sevmez arkadaşlar. Bu hızı azalttığım zaman, yani yürüyüş moduna girdiğim zaman hemen elime bir lastik alıyorum, bir dumbbell alıyorum, birazcık arka kol, birazcık işte yanlar falan bir şeyler çalışıyorum. Size daha önce de söyledim, ben çok çabuk kolumdan kilo alan biriyim. Hiç sevmiyorum bu durumu, hele böyle kamera işi yaparken. Ama bu hareketler hemen toparlıyor. Arkadaşlar, iyi miyiz? İyiyiz. Şu damlaları görüyor musunuz? Onlar benim terlerim. 50'de bitiririz değil mi? Oh! Oh 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 oh! Terler. Ben bu arada kafamdan terlerim çok net görebilirsiniz o yüzden. Şimdi 2 dakika yürüyüp 4 dakika koştum denebilir. Bundan çok ses geliyordur muhtemelen. Şimdi eğimi arttıracağım. Biraz eğimde yürüyeceğim. O da popo için iyi oluyor. Ama bu koşma o kadar bağımlılık yapıyor ki. Şu an tek istediğim koşmak. Atasım var. Atılacak çok kurt var içimde. Türkçe şarkılarıma geçeyim. 90'lar. Sizin için küçük bir stop yaptım. Koşu bandında sıkılmıyor musun? Ya da sokakta koşarken, yürürken sıkılmıyor musun? Diyenler için klip çekiyorum arkadaşlar. Başrolünde benim olduğum bir klip haline getiriyorum sporu. Şu an siz burada olduğunuz için hayal kurmadım. Kamerayla ilgileniyordum ama normalde çok hayal kuruyorum. Yükselten şarkılarda. Bir de şimdi yapacağım, sonlara doğru hızı düşürüyorum. Hızı düşürüp yürüyüşe geçiyorum. Yürüyüşte şöyle falan yapıyorum hani. Akmasa damlar. Çünkü bugün bundan sonrasında matta çalışamayacağım, vaktim yok. Bugün bunları yürüyüş esnasında yapacağım. Ay, 90'lar çok güzel. Arkadaşlar, tek başınıza spor yaparken sıkılıyorsanız lütfen 90'lar Türkçe pop açın, fikriniz değişecek. Benden sorulmasın sevgiyle. Bir anda unuturum aldırmam. Boş yere kendimi kandırmam. Her güzele gönlümü kaptırmam. Yanlışsın, yanmışsın. Bir anda unuturum aldırmam. Boş yere kendimi kandırmam. Her güzele gönlümü kaptırmam. Her seferinde aynısı ya. Bak, başlayana kadar çok zor. Başladıktan sonra, şu renge ulaştıktan sonra, şu duyguya ulaştıktan sonra kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten sabah mezardan kalkar gibiydim ama şu an yeniden kanlı canlı. Şöyle söyleyeyim, sabah uyandığımda sanki dünyayı siyah beyaz bir siyah beyaz televizyonlar vardı ya biz küçükken. Ben küçükken yani. Sanki siyah beyaz yayın yapan bir televizyondan izliyor gibiydim. Şu an yeniden full HD oldu.
4K oldu. Vallahi bana çok iyi geldi arkadaşlar. Bu yaptığımı yapmak için hiçbir şekilde bir koşu bandına ihtiyacınız yok. Benim bu yıla kadar bir koşu bandım da yoktu. Sokağa çıkıyorsun, kulağına müziğini takıyorsun ve yürümeye başlıyorsun. Koşuyorsun, yürüyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun, duruyorsun. Sana kalmış. Kanını hareketlendiriyorsun. Sonrası geliyor. Spora üşeniyorsanız, sabahları benim gibi mezarlardan kalkıyorsanız, böyle zamanlarda bu video size bir arkadaş olsun ya. Açın şöyle bir. Videonun bir başına bakın, bir sonuna bakın. Farkı görün. Gözlerimdeki hayat ışığını görün. Gerçekten ışıkları yakan bir şey spor. Yani inanın Instagram'daki o spor storylerini atan arkadaşınız öyle sürekli yataklardan yay gibi fırlayan, acayip bir motivasyonla yaşayan, bir Ajda Pekkan inadıyla hayata pencelerini geçirmiş. Çok disiplinli bir kadınmış ya Ajda Pekkan fit kalma konusunda. Hiç öyle biri değilim. Benim pençeler gerçekten titrek ve onları hayata geçirmek için kendimi hep zorlamam gerekiyor. Bugün de zorladık ve başardık. Sporumuzu yaptık. Size de bir yaparsın kız desin istiyorum bu video. Bu benden size bir kaldır kıçını videosu olsun. Yaparsın kız, yaparsın oğlum diyen bir video olsun. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Kimsenin spor yapıp pişman olduğunu görmedim bugüne kadar. Spor hayata bağlar. Yapın, yapmaya çalışın. Sizi seviyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Görüşürüz.